Sizin yola çıkış amacınız. Birçok isim koyabiliriz. Burada bile 10 tane isim Tabii koyarız evet beraber. E, ve e, bu miting bize gerçekten şunu gösterecek. O mitinge belki CHP oy vermeyecek insanlar da gidecek. Bakın bir e, sona da yaklaştık sayılır. E, bu benim açımdan önemli bir kriter. Şimdi her ülkenin bir çıpası vardır. Kutuplaştırırsınız bölersiniz. Ocu, bucu, şucu. Ayol Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bilmem ne. Beşiktaş ayrılığından bile birbirine girer insanlar. Ama bir nokta vardır ki el ele verirler. Tabii. Bütün bu taraftarlar mesela görmedik mi? Gezi olaylarında görmedik mi 29 Ekim'lerde? Tabii. Kardeşiz hepimiz diye el ele verirler. Şimdi Metropol bir araştırma yapmış. Bu araştırmanın sonucu gelsin efendim ekrana. Ee, bakın soru şu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkede yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz? İnanılmaz bir soru. %92 çoğunluk evet duyuyorum diyor. Nedense fikri olmayan ya da cevap vermeyen %2.8'lik bir e, kesim var. Hayır duymuyorum diyen de yüzde beş. O yüzde bir şeyi öğrendik bu vesileyle e, şeriatçıların oranını bence öğrendik. Ama yüzde bu ülkede çıpası, ortak değeri Atatürk. Dolayısıyla bizim hakikaten buzları çözüp kimliklerin ötesinde ortak bir e, yaşam iradesi ortaya koyabilmemiz şu açıdan mümkün. Yani Atatürk demeseniz de ne diyor? En hakiki müşrit bilimdir, ilimdir diyor Atatürk. Tabii. Her söylediği cümlenin en bir azından, önemi var. En azından oradan bir çıpa bulup kendimize yürüyebiliriz. Bakın yurtta sul, dünyada sul barış diyen bir lider. İlime, bilime, akla önem veren bir lider. Hem cephede başarılı olan, hem de Türkiye'nin sanayileşme, modernleşme sürecini başarıyla yerine getirmiş bir lider. %92 çok iyi bir sonuç. Ben %100 olmasını beklerim çünkü çok şey çok şey Ama şeriatçılar, şöyle kendilerini saklamıyorlar. Çok açık. Geçen gün bir klip izledim. İzindeyiz ee, izindeyiz atam diye. İzindeyiz atam Bahdettin. İzindeyiz atam Abdülhamit. İzindeyiz atam işte İskilipli Atıf Hoca hatta falan gidiyor. Ee, olabilir. Yani onlar da öyle düşünüyorlar. Ama biz gücünüzün farkındayız. Ne kadar olduğunuzun farkındayız. Siz de fark edin. Saray e, hep onlara e, göz kırpıyor diye kendilerini çok güçlü zannedip çok güçlü gösteriyorlar ama işte gördük. Görüyoruz. Biz her zaman minnet duyduk. Her zaman da atamıza minnettarız. Çocuklarımız, torunlarımız, tüm nesiller. Biz biz evlatlarımızı öyle yetiştiriyoruz ve bir şey söyleyeyim. Bu rakam daha da artacaktır. Yüzde yüze kadar gelecektir. Evet, Niye? Şey de var. gençler daha çok merak Neden? duydu Ülkenin bu durumunu gören, bu yönetimi gören herkes daha fazla Atatürk ilke ve inkılaplarına sarılacaktır. Onun cümlelerine sarılacaktır. Önemini anlayacaktır. Her söylediği cümlenin bir anlamı yeri var bugün. Bakın ee, keşke ki Cumhurbaşkanı da bir parça akla, bilime, ilime, önem verseydi. ki bu halde olmazdı. Şunu düşünüyorlar. Doların yükselmesi, insanların bu durumu, ekmek kuruklarından mutlu olduğumuzu düşünüyorlar. Asla. Ben kahroluyorum. O gün sizin yayında herhalde. Tam dolar geçen hafta hani 13,5'a yükseldi ya. Ben sol taraftayım, sağ tarafta da tablo yükseliyor. Ben şok olmuşum. Abov dedim ben bizim Çukurovalılar gibi. Ben dondum, kanım dondu benim. Çünkü bu bir felaket, Param, paramın değerini biliyorum, ülkenin durumunu biliyorum. Cumhurbaşkanı diyor ya, hiçbir şey diyor, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Bakın, dolar, 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 ya, kağıt. dolar, her şey dolar, ya dolar, benzin dolar. Kağıt, benzin, kağıt dolar. yayın evleri. Evet, yani ama kağıt fabrikalarını kapattı. İzmir Seker Kağıt Fabrikası'ndaki ki benim kayınpederim oranın hukuk müşaviriydi. Satamadığı makineleri burada kurdacıya verdi bu adam. Niye? Şimdilik bir kağıda muhtaçız biz. Yani şimdi her şey dolar ve gelen zamlardan sonra ne kadar fakirleştiğimizi düşündüm. Ekmeğe gelecek olan zam mı düşündüm? Ben bu durumdan mutlu olur muyum? Asla mutlu olmam. Zaten mutlu olmadığım için o pitingi yapıyorum. Ama bugün o kadar ee, çok Mersin'i konuştuk ki bu çok teşekkür ediyorum size. Mersin Milletvekili olarak bir kez daha söylüyorum, herkes ezilen, yoksullaşan, icrada olan tüm Mersin'i, çiftçiyi, öğrenciyi, memuru mitingimize çağırıyorum. Gelin, cumartesi günü o meydanları tamamen dolduralım. Çünkü yakın bir zamanda sandıkların hepsini patlatacağız. Peki, e, şimdi biraz daha gerçekçi olmaya çalışalım e, diye düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın siz erken seçime gideceğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum ama zaten 15 ay gibi bir seçim süre kaldı. Ama bir seçim saatindeyiz. Yani <laughs> e, bunu kendi düşünsün. Neden? Kendi mevcudiyeti bu ülke için bir felaket ve yarın bugünden çok daha felaket olacaktır bu ülke için. O yüzden bunu kendi düşünsün. Barajın altında kalacaktır böyle giderse 15 aya geldiği zaman. Toplumsal ciddiyetini, toplumsal meşruiyetini iyice kaybedecektir. Bakın, bir lider için en büyük sıkıntı şu, ciddiyetini kaybetmesi. Erdoğan toplumsal ciddiyetini kaybetmiş durumda şu anda. Ben ekonominin kitabını yazdım diyerek ekonomi konusundaki üstün başarısını insanlara anlatmak isteyerek ciddiyetini kaybetmiştir. O yüzden erken seçim. Onun için de iyi. en azından bize muhalefet yapacak kadar belki bir milletvekili olur. Ama yani şu a görüş ağırlık kazanıyor. Ee, işte, destici de diyor ya muhalefet e ekonomi düzelir kaygısıyla muhalefet bu konuda kaygı duyuyormuş. Kaygısıyla bir an önce seçime gidilmesini istiyor diyor. Demek ki Mefhum muhalifimden hareket ederler ya. E, bunun tersini e, söylersek e, şunu diyebiliriz: İktidar da ekonominin düzeleceğini umut ediyor, düşünüyor. E, bunun bilimsel bir karşı karşılığı var mı? Yok. Siz de söylediniz. Daha sonra bakın Financial Times e, dünyanın en etkili ekonomi gazetelerinden biri ya diyor ki e, bir analiz e, haber yorum yeni daha bugün gelen bir şey bu not. Erdoğan diyor faiz kararından diyor dönmezse ısrar ederse bunda Türkiye hiper enflasyona sürüklenebilir. ve nitekim diyor yıllık enflasyonun yıllık ortalamanın yüzde yirmi barajını aşması bekleniyor. gerçekten çok ciddi ve şöyle bir şey söylüyor. Gerçekten nasıl anlaşılıyor? Dünya diyor artan enflasyonu dert ederken çünkü gerçekten her ülkede artıyor. Bu pandemi süreci özellikle etkili oldu. Ve bir türlü sonunu göremeyişimiz pandeminin. dünya artan enflasyonu dert edinirken Türkiye ihtiyata elden bıraktı diyor. Şimdi Buna da yeni ekonomik model diyorlar. Yeni ekonomik model ne? Faiz indirilecek, tamam. Enflasyon artsın, artacak. Döviz artacak, artsın. Ama e, faizler inince kredi alacaklar, yatırım yapacaklar sanayide sanayi hamlesi olarak e, söyleniyor. Şimdi ne olursunuz? Hakikaten ön yargıyı bir kenara bırakmaya çalışalım. Nasıl bırakırız onu da bilmiyorum ama. Bunun bir çıkış yolu olabileceğine dair bir belirti var mı? Yok yok bakın ben söyleyeyim. Bilal ve e, babasının anlayacağı şekilde anlatacağım. 7.500 ben... lira maaşım var diyelim ki benim. Bir yerde çalışıyorum. Ama kredi borcum 300 bin lira olmuş. Hı. Ayda 6 bin lira faiz ödüyorum. Maaşım 7.500 lira benim. E, sabit garanti verdiğim kiram maaşı da giderlerim var. Vermişiz de köprüye falan. 3 lira da oraya gidiyor. 9. Maaşın ne kadar benim? 7,5 lira. Bu nasıl düzelir? Türkiye'nin dış borcu, iç borcu 1, milyar, 1 trilyon dolar olmuş. Dış ve iç borcu. Garanti vermişsin bütçenin büyük parasını köprü ve yollara gidiyor. Senin paran maaşın belli. Nasıl düzeltebilir? Düzeltmeleri benim de en büyük muradımdır. Ben de isterim düzeltmelerini. Ben de isterim insanların ekmek kuyruğunda olmasın, gaz kuyruğunda olmasın, benzin kuyruğunda olmasın. Ama düzeltemez ki. Elimizdeki para bu. Londra'daki bir avuç tefeciye bu paranın büyük kısmı gidiyor. Bir kısmı Beşiktaş'a gidiyor. Bir kısmı beyefendinin yanlış müteahhitlerine gidiyor. Geri kalanlara 84 milyon geçinmeye çalışıyoruz. Bu sistem nasıl düzelir? Yani nereden bulacak? Saraya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 milyar dolar yatırım. Bu Türkiye'nin 3 aylık gideri. Ne konuşuyor kendisi? Katar. Bir Katar on milyar, ne verecek? O milyar dolar geleceği de kesin değil. Kesin değil. 1 milyar, milyar dolar olacak. diyen var. O bile Türkiye'nin e, parmağın ucuna pansuman olmaz. Gerçekçi olalım. Eğer sen dünyayı, Avrupa'yı hukuk güvenliğin var. Gelin buraya yatırım var demediğin sürece. Beşli çete'yi yırtıp atmadığın sürece. Londra'daki o tefecilerden bulki hemen kurtarmadığın sürece bu olmaz. Bunu da ancak yeni bir iktidar gelir. 3 yıllık süreçte programını uygular. Bakın Bugün Halk TV'de bir haber çıkacak. Şimdi söylemeyeyim ama o örnek verdikleri Japonya dünyaya araba satıyor. 10 bin tane kamu araçları var. Benim 120 bin tane. Yani her şeyi kısacaksın. İngiltere'de o tefecilerden kurtulacaksın. Beşli çeteli tekmeyi atacaksın. 3 yılda bu ülke rahatlar. Ayrıca kredi faiz düştü, kredi aldınız diyelim. Döviz yüksekse Türkiye'de şunu çok iyi biliyoruz. Tarımdan sanayi her sektöre kadar hizmet dahil dışa bağımlıyız. Dışarıdan girdi dolarla, euroyla e, size birken üçe geliyorsa o faizde bir puan, yani, iki puan indirmişsiniz. Yani, Bunu 2002'de, 2003'te şey. yapabilirdi. Bakın Kürşat Tüzmen'le konuşabilirler. O dönemde 138 milyar dolarlık bir ihracat hacmi vardı. Faiz çok düşüktü, yüksekti. Onu bir parça düşürerek Bakın doları yükseltebilir. Bunun bir anlamı olurdu. Bugün tam tersini yapması lazım. Zaten cehalet buradan başlıyor. Tam bir cehalet ekonomisi bu. Cahiliye döneminde yaşıyor Türkiye. Böyle şey olabilir mi? 2003'te yapmadığını bugün yapıyor. Efendim ee, biz ekonomide o oh, hani bakalım bir şey deniyorlar.